Detayları ve şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Başkanı Şükrü Ersoy bizlerle birlikte. Sayın Ersoy, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederiz. Genel olarak bir geçmiş olsun dileyelim. Onunla başlayalım ama değerlendirmeleriniz nedir? Son durum hakkında ne bilgi vermek istersiniz bize? Buyurun. Evet, öncelikle iki ayrı bölgede deprem yaşadık. Bir tanesi Kuşadası Körfezi'nde, Ege Denizi içerisinde. Diğeri de Denizli'de. İlk yaşadığımız depremin Denizli depremiyle herhangi bir ilgisi yok. Ayrı bir fay zonu içerisinde gelişmiş. Tesadüfen aynı saatlere denk geldi ama herhangi bir ilgisi yok. Ama sistem olarak Batı Anadolu sistemi farklı bir sistem. Yani Marmara'dan, Doğu Anadolu'dan farklı bir sistem. Yani Çanakkale ile Marmaris arasındaki bölge farklı bir sistem içerisinde çalışıyor. Şimdi bu Denizli'de yaşadığımız deprem de oradaki bir çöküntünün kenarındaki fay zonlarında meydana gelen bir deprem. 6 büyüklüğündeki bir deprem enerjik bir deprem. Yani yer kabuğunu büyük ihtimalle bir 10 kilometre kadar kırmış olabilir. Ve nitekim bu yer kabuğu içerisindeki enerji patlaması yapı stoğu üzerinde de bazı hasarlara neden olmuş. Ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir şey. Tabii özellikle kırsal kesimde kerpiç türü iyi bir mühendislik görmemiş yapı stoğunda bu hasarların çokça olduğunu görüyoruz. Tabii bu bizim biraz ayıbımız. Yani güçlü bir sağlam bir bina yaptığımızda altı büyüklüğündeki bir bina zarar görmeyebilir. Bu bakımdan hasar gören binalara uzmanlar, yetkililer girin demeden vatandaşlarımızın girmemesi gerekiyor. Ve çünkü 6 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanabilecek 5,5 büyüklüğüne kadar varacak depremlerde yorgun binalar daha çok hasar görebilir. O yüzden tedbirli olmakta yarar görüyorum. Evet, bu konu hakkında aslında bir bilinçlenme söz konusu da gündeme getiriyor. Bir yandan da tabii açıklamaları takip ediyoruz hasarların olması konusunda evlerdeki ama yıkık binalar evet var ama vatandaşlarımız can kaybının olmaması da yine keza gelen bilgiler arasında. Şimdi siz de söylediniz öncelikle İzmir'de yaşanan deprem sonrasında yine Denizli'de bir başka depremi de beraberinde getirir mi? Bölgesel olarak da bilgileri alıyoruz bir yandan da muhabirlerimizden. Artçıların yaşandığı söyleniyor ama siz ne söylersiniz? Şöyle, ana şoku yaşadık. 6 büyüklüğündeki bir deprem ana şoktu. Müstakil bir depremdir. Bundan sonra birkaç gün giderek küçülen artçı depremleri yaşayacağız. Ama herhangi bir deprem olup 6'yı geçen, 6 büyüklüğünde, 6,5 büyüklüğünde bir deprem olduğu zaman bu artık bu depremin artçısı değil, müstakil yeni bir deprem demektir. Yani komşu bir fay zonunda bir tetikleme söz konusu olabilir. Ama bu olur değil. Ben teknik olarak olabilecekleri söylüyorum tedbiren. Bu vatandaşlarımız bunu yanlış anlamasın. Ben daha büyük bir deprem olacak demiyorum. Teknik olarak mümkün olduğunu söylemeye çalışıyorum. Dolayısıyla normal şartlar altında bu depremlerin giderek küçülmesi beklenir. Ama yeni bir deprem olması demek farklı bir bölgenin tetiklenmesi anlamı taşır. Peki olumsuz bir durumun şu ana kadar yaşanmaması tabii ki sevindirici ama vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz bir konu var mıdır? Eklemek istedikleriniz Sayın Ersoy. Şöyle arızalı binalarda, çatlaklı binalarda yetkililer girin demeden girmemeleri gerekiyor. Aynı zamanda dışarıda dururken de evlerin önünde durmamak gerekir. Çünkü kafalarına herhangi bir şey düşebilir. Bu anlamda açık alanları seçmeleri gerekiyor. Zaten Sayın Vali söyledi, biz dedi kamu binaların bahçelerini vatandaşlara açtık ya da daha açık alanlarda konaklamalarında yarar var. Depremleri bir süre yaşayacaklar. Bu paranoya derecesinde korkuya neden olmasın. Normal bir durumdur, normal bir seyirdir, bilgileri olsun. Peki, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Evet, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Başkanı Şükrü Ersoy'dan aldık depreme ilişkin değerlendirmeleri.